Herkese merhaba. Info'ya hoş geldiniz. Airbus 2035 yılına kadar hidrojenle çalışan ve çevreyi hiç kirletmeyen bir uçağı piyasaya sürmekte kararlı. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için hafta içinde dev bir adım atıldı. Uçağın hidrojenden güç alan motorunun geliştirilmesi ve test edilmesi için düğmeye basıldı. Bir motor geliştirdiğinizde bunu gerçek bir uçak üzerinde test edip uçurmadan ticari ürün haline getirmeniz elbette imkansız. Ancak bu durum büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Peki sıfırdan üretilen bir uçak motoru bir uçağa takılıp nasıl test edilebiliyor? Motorla ilgili yaşanabilecek herhangi bir sorun ihtimaline karşı ne gibi önlemler alınıyor? Gelin bugün Airbus'un hidrojenli uçağından yola çıkarak yeni motorların test yatakları olan uçakları konuşalım. Uçaklar bildiğiniz gibi kerosan adı verilen petrol bazlı yakıtla çalıştığı için seyir esnasında gezegenimizi ciddi şekilde kirletiyor. Bu yüzden havacılık endüstrisinde karbon ayak izini azaltmanın hatta sıfırlamanın yolları aranıyor. Bu hedefi gerçekleştirebilmenin yoluysa motor üreticilerinin sürdürülebilir yakıtlarla çalışan daha verimli ve çevreci motorlar üretebilmesinden geçiyor. Avrupalı imalatçı Airbus 2035 yılına kadar hiç zararlı gaz emisyonu üretmeyen bir uçağı piyasaya sürmek konusunda iddialı. Airbus bu hedef doğrultusunda Zero E adını verdiği projeyle hidrojenle çalışan motorlardan güç alan bir uçak geliştirmenin yollarını arıyor. Dünyanın en büyük motor imalatçılarından G ve Safra'nın %50 ortağı olduğu CFM International, Airbus'un hidrojenle çalışan motor ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. İki şirket arasında yapılan anlaşmayla CFM International bir G Passport turbofan motorunun yanma odalarını, yakıt ve kontrol sistemlerini hidrojenle çalışacak şekilde dönüştürecek. Geliştirilen bu motor, sıvı hidrojen tanklarıyla donatılacak bir Airbus A380'in gövdesinin arka kısmına monte edilip uçuş testleri yapılacak. Motorun A380'in bu konumuna yerleştirilme amacı ise A380'in kendi motorlarının emisyonları ve contrail adı verilen motorların arkasında bıraktığı beyaz yoğunlaşma izlerinden bağımsız bir şekilde hidrojenli motorun performans değerlerinin rahatlıkla izlenebilmesi ve ölçümlenebilmesini sağlamak. A380'in geliştirilen motora güç sağlayacak hidrojen tanklarına ve test mühendisleri için gerekli Diğer tüm ekipmanlara el sahipliği yapabilecek kadar geniş bir iç hacme sahip olması, bu testlerde onun öncelikli tercih haline getirdi. Motorun ayrıca seyir esnasında herhangi bir parazitten etkilenmemesi için, uçağın gövdesinin üst kısmı ile aynı hizaya eklemlenmesine karar verildi. Test yatağı olarak seçilen A380, MSN 001 yani üretim bandından çıkan ilk A380'in prototipi. Bu uçak aslında tamamen test için tasarlanıp üretildi. Gökyüzüyle buluşan ilk A380 olmasının yanında sertifikasyon süreci tamamlanana kadar A380'in uçuş test programında çok önemli bir rol oynadı. A380 tip sertifikası aldıktan sonra da bu uçak aktif olarak kaldı ve sonraki yıllarda başka testler içinde kullanılmaya devam etti. Airbus 2026'da Zero E programı kapsamında ilk sıfır emisyonlu uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sebeple test yatağı olarak kullanılacak A380 80'in yakın gelecekte test uçuşlarına başlayacağını söylememiz pek yanlış olmaz. Motor üreticileri tarafından geliştirilen her yeni uçak motoru ticari bir ürün haline gelmeden önce çok ciddi yer ve uçuş testlerinden geçiriliyor. Motorların gökyüzünde test edildiği uçuşları gerçekleştiren uçaklara havacılıkta uçuş test yatağı adı veriliyor. Havacılık tarihinde test yatağı olarak uçak kullanımının geçmişi 1940'lara kadar dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından eski Avro Lancaster'in bombardıman uçakları İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce tarafından test yatağı olarak kullanılmaya başlandı. Bu uçaklar 4 adet pistonlu motorlara sahipti. Rolls-Royce -rolls bu uçuşlarında uçağın motorlarından ikisini yeni geliştirdiği RB41 turbojet motorlarıyla değiştirdi. Test edilen motorlar gökyüzünde bir sorun yaşarsa uçak diğer iki pistonlu motoru ile uçuşuna devam edebilecekti. Bir uçağı test yatağı olarak kullanabilmek için sadece uçaktaki mevcut motorların sökülüp yerine yeni geliştirilen ve test edilecek motorların takılması yeterli değil. İşin doğası gereği gökyüzünde yapılacak bir sürü testin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu tür uçaklarda başka modifikasyonlar da yapılıyor. Uçağın kilometrelerce uzunluktaki kablo tesisatındaki işlemler sürecin önemli bir parçası. Bu sadece motorun uçakta güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için değil, Değil, test sırasında motorlardan gelen verilerin toplanabilmesi için oldukça kritik. General Electric tarafından test yatağı olarak kullanılan Boeing 747'deki kıvrık kanat uçları yani winglet'lerin sökülmesi gibi yapısal değişiklikler de duruma örnek olarak verilebilir. Avro Lancaster'in ve 747'de olduğu gibi 4 motorlu uçaklar herhangi bir arıza veya acil durum yaşanma ihtimali nedeniyle test yatağı olarak kullanılmak için çok daha uygun. Bu nedenle birçok büyük motor üreticisi yeni motor tasarımlarının uçuş testlerini yapmak için Boeing 747'yi test yatağı yatağı olarak kullanmayı tercih ediyor. Ohio merkezli motor üreticisi General Electric de bunlardan biri. 28 yaşındaki Boeing 747-400 yaklaşık 16 yıl boyunca Japan Airlines filosunda hizmet verdikten sonra General Electric tarafından geliştirilen motorların test uçuşlarını yapmaya başladı. Boeing 777X ailesi uçaklarına güç vermek için tasarlanan dünyanın en büyük uçak motoru G9X'de 2018'de yine ilk kez bu uçakla gökyüzüyle buluştu. İngiliz motor üreticisi Rolls Royce Royce'sa yeni motorlarını test etmek için 747'nin iki farklı versiyonunu kullanıyor. Bu uçaklardan daha eski olan 42 yaşındaki 747 200, 1980'de Cathay Pacific filosunda hizmete başlayan uçak, 1990'da Air Atlanta filosuna katılmak üzere İzlanda'ya geldi. 2015'te ise Rolls Royce Royce'da test yatağı olarak göreve başladı. Boeing 787 Dreamliner'a güç veren motorları test etmek için de kullanılan bu uçak kısa süre önce tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtıyla çalışan bir Rolls-Royce Trent 1000 motorunun uçuş testlerinde de görev yaptı. Rolls-Royce'un diğer test yatağı 22 yaşındaki 747 400 ise 2000 yılında Avustralyalı Qantas filosunda aktif hizmete ve 2019'da Rolls-Royce bünyesinde test yatağı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer uçak motoru üreticisi Pratt Whitney ise motor testleri için diğer büyük rakiplerinden biraz farklı ilerliyor. 2 adet Boeing 747'nin kısa gövdeli versiyonu olan 747SP'nin yanı sıra bu tür test uçuşları için, Dornier Do 328-300 Jet ve De Havilland D800 turboprop uçakları da kullanılıyor. 41 yaşındaki 747 SP Mart 1981'de Korean Air ile hizmete başladıktan sonra 1998'de Pratt Whitney ailesine katılırken. 1980'de Çin'de yolcu taşımaya başladıktan sonra 2009'da Kanadalı motor imalatçısında uçmaya başlayan diğer 747 de görev başında. Şirket test uçaklarını Kanada'nın Montreal Mirabel Havalimanı'na konuşlandırıyor. Evet gördüğünüz gibi yeni bir uçak motoru ürettiğiniz zaman mutlaka bunun gökyüzünde başka uçaklar üzerinde test edilmesi gerekiyor ve havacılıkta bu tür uçaklara test yatağı adı veriliyor. Sizler test yatakları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.